Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 8 yılını dolduran doğalgaz dağıtım bölgelerinde pahalı altyapı yatırımları sebebiyle tarife değişikliğine gitmesi sonucu Düzce'de doğalgaza yapılan %8'lik zam MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınacak. Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nden sistem kullanım bedeli süresi hakkında açıklama yapıldı. Düzce'de ekmek israfını önleme kampanyası çerçevesinde örnek bir uygulama hayata geçirilecek. Dünkü ekmek de tazedir sloganıyla bir günlük ekmek 1 lira yerine 50 kuruşa satılacak. AK Parti Düzce Milletvekili Osman Çakır, Pensilvanya gezisi öncesi yaptığı açıklamada, Akçakoca Melenazı yol çalışmalarının hızlanması için Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la görüşme yaptığını açıkladı. Birleşik Metalist Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar, Masraf işçileri önce yerel mahkemenin ardından Yargıtay'ın verdiği kararla haklı olduklarını bir kez daha kanıtlamışlardır, dedi. Düzce Valisi Adnan Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 92. yıl dönümünü idrak etmenin haklı gurur ve heyecanı yaşıyoruz, dedi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 92. yıl dönümü nedeniyle Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram bir mesaj yayımladı. Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 2004 yılında ülkemizde ilk kez düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması'nın 2013 yılı Düzce İl Finali 13 Mart Çarşamba günü Düzce İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.